Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Mayıs 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Mayıs 2024'ün en ilginç aylarından biri, ancak güzel de etkiler barındırıyor içinde. Nisan ayındaki gerginlikler bu ay yok. Aksine çok önemli fırsatlar, maddi manevi şanslar karşımıza çıkabilir. Evet, ayın 20'sine kadar Güneş Boğa burcunda ilerliyor olacak. Gezegeniniz Venüs ay başından itibaren Boğa burcunda olacak 24 Mayıs'a kadar ve Boğa burcunda önemli bir gezegen geçişi var. Jüpiter orada, Uranüs orada. Jüpiter artık Boğa burcundaki son derecelerde ilerliyor. 26 Mayıs'ta Boğa'dan ayrılıp İkizler burcuna geçecek. Bu geçişi öncesinde bu ay çok önemli, güçlü bağlantılar yapıyor. Gezegen kavuşumları söz konusu. Dolayısıyla 8. evinizde önemli bir etki var. Ay boyunca Mars Koç burcunda olacak. Merkür ayın 15'ine kadar Koç burcunda, artık ileri harekette. Retroyu tamamladıktan sonra hızlanmış durumda. İlişkiler tabii ki önemli. Yani bu ay işte eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular, biraz hani o Mars'ın ve Merkür'ün de orada olması nedeniyle biraz hayatınıza önem katıyor. Eşinizin daha fazla mücadele ettiğini, daha hareketli olduğunu görebiliriz. Veya sizin eşinizle bir şeyleri konuştuğunuzu, anlaştığınızı, önemli kararlar verdiğinizi bu dönemde görebiliriz. Tabii ki bazılarınız için evlilik gibi konular, bazılarınız için işbirlikleri, ortaklıklarla ilgili konular ya da karşınızdaki kişilerle olan mücadeleler. Bu bazen bir dava olabilir, bir mahkeme olabilir, bir anlaşma, sözleşme olabilir. Buralarda da yine aksiyonun olduğu, enerjinin öne çıktığı bir ay. Ama her ne oluyorsa hep parayla da bir bağlantısı var. Çünkü bu enerjiler, ilişki dinamikleri hep 8. evinizdeki gezegenlerle de bir ilişki içerisinde. Dolayısıyla para konuları bu ay sizin için oldukça önemli görünüyor sevgili teraziler. 8 Mayıs'ta 18 derece Boğa burcunda yeni ay doğacak. Yöneticisi Venüs bu yeni ayın 8. evde. Dolayısıyla bu yeni ay aslında özellikle eşinizin kaynaklarında yeni bir gelişme, kazanç imkanı, bir iş imkanı getirebilir. Ortaklı işlerinizde hisseli paralar, paylaşımlar alanında yeni bir etki, bir başlangıç ortaya getirebilir. Eğer evliyseniz daha çok eşinizin kaynakları ile ilgili konular öne çıkıyor. Tabii ki burada bir evlilik konusu veya bir evliliğin bitmesi, bir boşanma ve bununla bağlantılı para paylaşımları, hisseli paralar, nafaka, tazminat, işte ne bileyim, bu belki bir miras ve benzeri konular da çok ön planda olabilir. Yine borçlanmalar, kredi konuları, sigorta konuları, emeklilik gibi bir konu, kredi konusu, hani buralarda da önemli tesirlerin olduğu bir aydayız. İşte bazen yasal bir karar verebilirsiniz, bir sözleşmeniz olabilir, bir borçlanma konusu, bir kredi konunuz olabilir. Dolayısıyla bu yeni ay özellikle zaten ayın geneline yayılan bir tesir getiriyor bu para konularıyla ilgili. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 18 derece ve yakınlarında sabit burçlarda Boğa, Akrep, Aslan ya da Kova, buralarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim tesirler sizin için çok önemli olabilir. Çok daha etkili çalışabilir. 13 Mayıs dikkat çekiyor. Güneş-Uranüs kavuşumu biraz ani, beklenmedik sürpriz durumlarla ilgili. Parasal konularda hani hızlı bir gelir olabilir ama ani bir kayıp da olabilir. Sürpriz durumlara açık olmak lazım ama riske dikkat edelim. Yani bu ay tabii ki size kazanç fırsatları veriyor. Hani bir yatırım yapabilirsiniz, paranızı dönüştürebilirsiniz, bir şeyler alıp satabilirsiniz. Kazanç imkanları veriyor ama sürprizler de olabilir. Daha çok küresel alanda, global piyasalarda ekonomiyi etkileyebilecek durumların yansımaları olabilir. Riski de iyi yönetmek lazım. 18 Mayıs Güneş-Jüpiter kavuşumu, yine aynı gün Venüs-Uranüs kavuşumu var. Yine Boğa burcunda. 17 Mayıs, 18 Mayıs, 19 Mayıs dikkat çeken günler. Hani bir fırsatı değerlendirmeniz söz konusu olabilir. Bu beklediğinizden daha büyük, aniden gelebilecek bir imkan da olabilir. Yani bir anda bir iş teklifi de alabilirsiniz. Bir anda belki karşınıza böyle maddi durumunuzu değiştirebilecek önemli bir ilişki fırsatı çıkabilir. İşte burada ani, beklenmedik, birazdan çalışmadan gelebilecek kaynaklar, burası 8. ev. İşte eşten gelir, gelebilir bu. Bir kredi olabilir, işte bir miras olabilir, bir gelir olabilir. Beklenmedik durumlarla da çok alakalı olabilir açıkçası ama fırsatları daha çok barındırıyor içinde. Sevgili teraziler, para dışında bu biraz hani ruhsal konularda böyle bir derinleşme,
Sağlık konularında iyileşme imkanları, hani bir operasyon olabilir, belki bir estetik, güzellik, bakım gibi bir konuda kendinizle de ilgilenebileceğiniz bir süreç. Aynı zamanda sağlık konularına da dikkat edelim. Çünkü iştahınız çok artabilir. Özellikle kronik sorunlarınız varsa, işte hormonlarla ilgili, işte diyabet ya da tiroid dengesizlikleri varsa, bu Jüpiter geçişleri, Uranüs geçişleri, birlikte hareketleri hormonal dengesizlikleri arttırabilir. Dolayısıyla kendinize sağlık anlamında dikkat edin. Şartları çok zorlamamaya çalışın. Özellikle beslenmenize, diyetinize daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. 20 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçecek. 23 Mayıs'ta İkizler Burcu'nun 2 derecesinde Dolunay meydana geliyor. Bu Dolunay genel itibariyle size olumlu bir açıda. Dolunay sırasında yine Venüs'le Jüpiter'in kavuştuğunu görüyoruz. Üçüncü evinizde olacak bir Dolunay bu. Yani bu bir karar verme, bir imza atma, bir anlaşma, bir kontrat olabilir. Yani bir şey almak, satmak ya da bir kredi almak. Yine biraz da yine diyorum, hep parayla ilgili bağlantılar var. Böyle bir konunuz olabilir. Bir eğitimi tamamlamak ya da bir eğitimle ilgili bir başarıya ulaşmanız söz konusu olabilir. Bu Dolunay sırasında Dolunay'ı takip eden günlerde seyahatleriniz olabilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle, işte komşu ilişkileriniz, kardeşleriniz, akrabalarla bağlantılı bazı işleriniz varsa, bir dava, bir mahkeme sonucu da olabilir. Örneğin bir tazminat almanız gerekebilir. Eğer akrabalar ya da kardeşlerle böyle bir miras paylaşımı ile ilgili bir davanız varsa mesela, onun bir sonuçlanması, hani bunun yine maddi getirileri olabilir sizin için. En azından bir netlik söz konusu olabilir. Çünkü Dolunay'ın yöneticisi Jüpiter, o Venüs'le birleşiyor. Yani bu Dolunay size toplu bir para getirebilir. Ya da böyle bir, eğer bir beklentiniz varsa, en azından bir netlik söz konusu olabilir. Plüto ile de olumlu bir açısı olduğunu görüyoruz. Plüto da Kova burcunda, şu anda sizi destekleyen bir açıda. Genel itibariyle baktığımızda, yani şans faktörünü de öne çıkarıyor. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili teraziler. Güneşinizle yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa, yani 0-5 derece arasındaysa, bu Dolunay'dan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Hem Dolunay 2 derecede, hem Plüto 2 derecede, dolayısıyla 0 derece 5 derece arasında çok önemli tesirler getirebilir size. Çocuklarla ilgili, çocuklarınızın eğitimidir, hani onlarla bağlantılı belki planlamalarınız var. İşte burada bir netlik olabilir. Hani onların okullarıyla ilgili bir anlaşma yapmanız, sözleşme yapmanız, okul parasını ödemeniz, belki bir burs almanız, burada bir karar vermeniz, bir belirsizliğin ortadan kalkması da yine bu Dolunay ve Dolunay haftasında tamamlanabilir, söz konusu olabilir. Ve artık gezegeniniz Venüs 24'ünde ikizlere geçecek. Güneş İkizler Burcu'nda ve 26 Mayıs'ta Jüpiter İkizler Burcu'na geçecek. Büyük şans, Jüpiter İkizler Burcu'na geçecek 2025'in Haziran ayına kadar. Küçük şans da zaten Venüs ve ikisi birlikte İkizler Burcu'nda. Üstelik Plüto'yla da muhteşem böyle bir üçgen oluşturuyorlar ayın son günlerinde, işte 30 Mayıs, 31 Mayıs. Hani buralar gerçekten çok güçlü enerjiler var. Her iki gezegen de size çok güzel bir tesir veriyor. Bunların etkisiyle beraber çocuklarla ilgili muhteşem şanslı etkiler altında olabilirsiniz. Aşk hayatınızda hızlı gelişmeler olabilir. Eğitim konuları, kültürel aktiviteler, akademik çalışmalar, özellikle yurt dışı bağlantılı işleriniz, seyahatler, yolculuklar ve bunlarla ilgili girişimlerinizde keyifli gelişmeler, şanslı gelişmeler söz konusu olabilir sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.